Selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan nasıl geçiyor? Aşağıya yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bugün Ramazan'a özel 5 farklı mercimek çorba tarifini sizler için hazırladım. Kremalı mercimek çorbası, lokanta usulü mercimek çorbası, esnaf lokantası usulü mercimek çorbası, ezikulin çorbası ve sebzeli mercimek çorbası. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve iyi seyirler diliyorum. Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim yöresel çorbalarımızdan ezogelin çorbası tarifini hazırladım. Çorbalarımız hem yazın hem kışın vazgeçilmezimizdir. Bu vitamin depolu çorba şimdi tam sezonu arkadaşlar. Sıcacık, soğuk, kış mevsiminde içimizi ısıtacaktır. Tarifimi verirken sizlere en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Ayrıca sizlerin de desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ve paylaştığım bu videolarıma lütfen beğen ve yorum yapmayı da unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Sizlerin yorumlarınız benim için çok önemlidir. Kendinizi lütfen kanalımda gösterin. Şimdi tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Ezogelin çorba tarifimizin malzemeleri: 1 su bardağı kırmızı mercimek, yaklaşık 1 çay bardağına yakın bulgur, yarım çay bardağı pirinç, 1 soğan, eğer küçükse 2 tane patates, 1 tane havuç, varsa mutlaka tavuk suyu kullanın, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, mutlaka baharatlarımızdan nane, kırmızı pul biber, arzuya göre kekik ve çorbamızın kıvamına göre yaklaşık 2-2,5 litre arası sıcak su. Çorbamızın yapılışı: patatesi, soğanı, havucu kabuklarından soyalım ve çok küçük olmayacak şekilde hafif iri iri kareler halinde hepsini doğrayalım. Tenceremize biraz sıvı yağ alalım ve doğradığımız tüm sebzeleri tencereye alalım. Sebzeleri tenceremize aldıktan sonra biraz da zeytinyağı üzerine ekleyelim ve kısa bir süre kavuralım. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyelim. Orta ateşte 3-5 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu arada süzgecin içerisine mercimek, bulgur ve pirinçleri alalım. Şöyle bir nişastalı suyu çıkana kadar yıkayalım. Daha sonra bunu da tenceremize ilave edelim. Birkaç dakika daha bu şekilde kavurduktan sonra üzerine yaklaşık 1,5-2 litre kadar sıcak su ekleyelim. Tuz ve karabiber ile çorbamızı tatlandıralım. Karıştırıp sıcak suyunu ilave edelim. Ve yaklaşık yarım litre, eğer varsa biraz daha fazla tavuk suyu kullanalım. Tavuk suyu olmasa da olur ama tavuk suyu gerçekten çok lezzet veriyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim.
Benim bu şekilde haşladığım tavuk suyum vardı. Etleri daha önceden didiklemiştim. Bu şekilde süzgeçle süzdüm. Suyunu kullandım. Ve düdüklü tenceremin kapağını kapattım. Havası çıktıktan sonra 18 dakika saat tuttum. Ve 18 dakika orta ateşte haşlamaya bıraktım. Eğer çorbamızın suyunu az kullanırsanız çorbamızın dibi tutabilir. Buna da dikkat edelim lütfen. Eğer dibi tuttuysa hemen başka bir kabın içerisine boşaltıp tenceremizi yıkayalım veya başka bir tencereye aktarıp devam kaynatarak çorbamızı hazırlayalım. Ve süre dolduktan sonra dikkatli bir şekilde düdüklü tenceremin havası indi. Havası indikten sonra kapağını kontrollü bir şekilde açtım. Ve çok güzel haşlandılar sebzelerim. Tabii siz düdüklü tencere kullanmak zorunda değilsiniz. Normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ama pişme süresi biraz uzun sürebilir. Bunun için yaklaşık bir 45 dakikayı göz önüne almanız gerekmektedir. Düdüklü tencere hem zamandan tasarruf oluyor hem de elektrik ve gazdan. Tercih tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Evet, çorbamızın kıvamını koyu olduğu için birazcık daha sıcak su ile kontrollü bir şekilde ilave ederek açmaya çalışıyorum. Ve bu esnada çok pürüzsüz bir kıvam olmayacak. Çok kısa bir süre el blenderı ile hafiften o diri kalan patates ve havuçları ezmeye çalışıyorum bu şekilde. Dikkat edelim, çok püre olmasın. Normal mercimek çorbası gibi pürüzsüz olmasın. Bu ezogelin çorbasında hissedeceğiz arkadaşlar. Bulgurunu, pirincini, mercimeğini hissedeceğiz. Ve tamamıyla patates ve havuçlar ezildikten sonra içerisine yaklaşık 2 çay kaşığı kadar nane attım. Acı seviyorsanız burada bol acı atabilirsiniz. Ben kontrollü bir şekilde acımı attım ve daha sonra yerken kendi tabağıma bolca attım. Ve bu şekilde tekrar karıştırıp üzerine biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz koyuysa eğer. Tuzuna da bakın. Eğer tuz da azsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Birkaç taşım daha kaynattıktan sonra artık çorbamızı bir de tereyağı ile lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavada kızdıralım. Ve bu kızdırdığımız tereyağını çorbamıza ilave edeceğiz. Evet, çorbamızı tereyağı ile de lezzetlendirdik. Şöyle bir karıştıralım. Artık çorbamız servis için hazırdır. Servis tabağımızı alalım. Arzuya göre üzerine nane kurusu ve pul biber ile, arzu ederseniz kekik ile süsleyerek servis yapalım. Soğuk günlerde içimizi ısıtacak gerçekten vitamin deposu çok lezzetli ezogelin çorbası yaptık. Umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve şifa olsun diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için ve beğeni ve yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma bu videodan sonra abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Büyük bir aile olmamız için, daha büyük bir kitleye ulaşmamız için
Sizlerden gelen her türlü desteğe ihtiyacım vardır. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yine görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim aşçıların sır gibi sakladığı lokanta usulü mercimek çorbası tarifini sizler için hazırladım. Hani lokantalarda yeriz ya, çok güzel rengiyle, lezzetiyle. İşte aynı kıvamda çorba yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 tane soğan, 1 yemek kaşığı un, yaklaşık 500 gram tavuk suyu, tepeleme olmadan 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ve damak tadına göre tuz. Üzeri için tereyağı. Tenceremize biraz sıvıya ilave edelim. 1 yemek kaşığı unu ekleyelim ve hafif kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğanı irice doğrayalım. Soğanları da ilave edelim. Un ile birlikte devam kavuralım. Mercimekleri kısa bir süre yıkayalım. Tenceremize ilave edelim. Daha önceden haşlayıp derin dondurucuya attığım tavuk suyunu da ekledim. Eğer sizler elinizin altında yoksa taze haşlayıp suyunu kullanabilirsiniz. Ama mutlaka tavuk suyu kullanın içerisine. Ve yaklaşık 1,5-2 litre arası kıvamına göre sıcak su ilave edeceğiz. Çorbamızın tuzunu da ilave edelim. Ve yaklaşık arkadaşlar çok sakın atmayın. Ben burada sizlere sadece göstermek amaçlı birazcık tepeleme yaptım. Sizler silme 1 çay kaşığı kadar, hatta yarım çay kaşığı kadar bile yeterli gelecektir. Eğer çok atarsanız bu sefer tadında değişiklik olabilir. Bunun için abartmadan zerdeçalı kullanın. Ve yaklaşık 15-18 dakika düdüklü tencerede haşlayalım. Haşlandıktan sonra el blenderı ile pürüzsüz kıvama gelene kadar püre haline getirelim. Kıvamı koyuysa tekrar sıcak su ilavesi yaparak kıvamını istediğimiz koyulukta ayarlayalım. Evet, kontrollü bir şekilde çorbamızın kıvamını su veya tavuk suyu ile açıyoruz ve 3-5 dakika daha kaynatıyoruz. Artık çorbamız hazırdır. Üzerine tereyağı yakıp servis yapalım. Mutlaka limon eşliğinde. Mercimek çorbasını bir kez de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün de lokanta usulü mercimek çorbası tarifini sizlere verdim. Umarım sizler de yapınca beğeneceksiniz. Yaptıktan sonra yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla kanalımda kendinizi gösterin. Bu tarz videolarımın devamı için lütfen kanalımda aktif olun ve bana destek verin. Henüz kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak paylaşacağım yeni videolarımı yakından takip edebilirsiniz.
Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim esnaf lokantasında içmiş olduğumuz o mercimek çorbası var ya arkadaşlar, işte bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Bu zamana kadar içtiğiniz bütün mercimek çorbalarını gerçekten bir kenara koyun. Bu mercimek çorbası tam mercimek çorbası arkadaşlar. Hem de sadece bir bardak mercimekten bu çorbayı yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bir bardak mercimeği önce kısa bir süre nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Sonrasında tencereme alıyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre 200 gram, yani 6 bardak su ilavesi ediyorum. Kapağını hafif yarım kapatıyorum. 20 dakikaya ocağıma ayarlıyorum ve 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 1,5 çay kaşık da tuz ilavesi ediyorum. Çorbamı lezzetlendiriyorum. Sonrasında bakarsınız tadına, tekrardan gerekirse ilave edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimeğim haşlandı, çok güzel. Şimdi çorbamızı bağlayacağız tereyağı ve un ile. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağı, yarım yemek kaşık unu tavama alıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi kavuruyorum. Sonrasında haşlamış olduğum mercimekten bir iki kepçe alıyorum. Bulamaç haline getiriyorum. Elde etmiş olduğum bu bulamacı da çorbamın içerisine ekliyorum. Bu un kıvam verecek, tereyağı lezzet verecek ve inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Haşlarken içerisinde eğer varsa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaksınız. Benim o anda elimde olmadığı için bütün et sularımı, tavuk sularımı bitirdiğim için kullanamadım. İnşallah tekrardan stok yapacağım derin dondurucuya. Evet, el blender ile püre haline getiriyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar kısa bir sürede zaten püre olacaktır. Ve yarım çay kaşık da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal rengine renk katacaktır. Daha hoş görünecektir. Hem de lezzetini bir tık değiştirecek arkadaşlar. Tekrardan blenderdan geçiriyorum. Topak kalmasın diye. Bu şekilde 1-2 dakika kaynadıktan sonra çorbam hazır. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Tam mercimek çorbası. Evet, şimdi yağ sosunu hazırlayacağım. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağını kızdırıyorum, eritiyorum. Sonrasında bir çay kaşık kırmızı toz biber ekleyip yakıyorum. Kırmızı toz biber yerine pul biber tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Evet, servis zamanı, sunuma geçelim. Elde etmiş olduğumuz bu çorba arkadaşlar, 2 kepçelik eğer sunum yaparsanız yaklaşık 6-8 kişi arası içebilirsiniz. Yani oldukça da bereketli oluyor. Tasıma çorbamı koyuyorum ve hazırlamış olduğum yağdan da üzerine bolca koyuyorum. Biraz limon sıkıp ekmeği banıp banıp yemesi harika oluyor. Dediğim gibi tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin, aradaki farkı görün. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla,
Huzurla kalın. Hoşça kalın. Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim kremalı mercimek çorbası. Normalinde videolu hazırlamayacaktım ama yapmışken bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Mercimek çorbasını bir de kremalı denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 çay bardak mercimek, 1 tane soğan, 1 tane patates, 1 tane havuç, yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, yaklaşık 1,5 litre sıcak su. Varsa tavuk suyu mutlaka kullanın, daha bir lezzetli olacaktır. Tuz, karabiber, nane ve 1 kutu krema. Çorbamızın yapılışı: mercimeği yıkayalım, soğanı, havucu ve patatesleri soyalım, İrice doğrayalım, üzerine sıcak suyu ekleyelim, tuz ilave edelim ve düdüklü tencerede yaklaşık 15 dakika haşlamaya bırakalım. Haşladıktan sonra püre haline getirelim, karabiber, nane ilave edelim, 1 kutu kremayı da ekleyip karıştıralım ve bu şekilde kaynamaya bırakalım. Eğer çorbanız çok katı olduysa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz ama sıcak su ekleyin. Çorbamız kaynadıkça yoğunlaşacaktır ve katı kıvam alacaktır. Ve eğer ertesi güne de kalırsa kıvamı daha bir koyulaşacaktır. Eğer çok koyulaştıysa dediğim gibi sıcak suyla açabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra mutlaka zil sesini açalım. Bu sayede paylaştığım videolarım bildirim olarak gelecektir. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarif lokanta usulü mercimek çorbası. Lokanta usulü mercimek çorbası için gerekli olan malzemelerimiz: 1 su bardağı mercimek, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane soğan, 1 kaşık un, tavuk suyu ve sıcak su kullandım. Çorbamızın yapılışı: tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağını koyalım ve eritelim. Tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Kokusu çıkana kadar ve hafif rengi dönene kadar kavuralım. Kavurduktan sonra 1 tane yemeklik doğradığımız soğanlara da ekleyip devam kavuralım. Bu arada 1 su bardağı mercimeği nişastalı suyu çıkana kadar yıkayalım. Yıkadığımız mercimeği kavurduğumuz soğana ilave edelim. Karıştıralım ve tavuk suyumuzu ilave edelim. Yeteri kadar da kaynar sıcak suyu ilave edelim. Tuz ekleyelim. Düdüklü tencerenin kapağını kapatalım. Her düdüklü tencereden tencereye değişiyor pişme süresi arkadaşlar. Havası çıktıktan sonra 20 dakika haşlamaya bıraktım. İlk etapta arkadaşlar sıcak suyu çok eklemeyin. Piştikten sonra daha sonra da açabilirsiniz, koyuysa kıvamı hiç sorun değil. Ben yaklaşık burada 1,5 litreye kadar sıcak su ekledim.
Tam yeterli oldu. Daha sonra piştikten sonra hiç su takviyesi yapmadım. Kıvamı çok güzeldi. Ve zaten 3-4 saat sonra içerisinde de çorba daha da bir koyu kıvam alacaktı. Daha bir katılaşacaktı. Hele ki ertesi güne kalıyorsa kıvamı daha da koyulaşacaktır. Mercimek haşlanırken bu esnada sosunu hazırladım. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya ilave ettim. Ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi de yağ kızdırdıktan sonra ekleyip hafif kokusu çıkana kadar kavurdum. Ve ocaktan aldım. Haşladıktan sonra mercimeği el blender ile püre haline getirelim. Pürüzsüz hale gelsin. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde çok güzel oldu. Durdukça biraz daha katılaşıyor. Servis tabağına çorbamızdan koydum ve sosundan da biraz ekleyip limon eşliğinde servis yaptım. Çok lezzetli bir çorba arkadaşlar. Lokanta usulü. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Aynen lokantada yediğiniz çorba gibi o kadar lezzetli. Hatta daha bile lezzetli diyebilirim. Biz çok beğendik ve tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de yapınca beğenirsiniz. Mercimek çorbasının yanına fasulye piyazı ve anne usulü sodalı köfte yaptım. Bu tarifleri de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Info box'a tarif linklerini bırakıyorum arkadaşlar. Tarif linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kendinizi gösterin. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfamdan günlük menüler paylaşıyorum. Hikayemde günlük tarifler paylaşıyorum arkadaşlar. Mutlaka takibi almanızı tavsiye ederim. Nur Mutfağı Nurgül olarak Instagram ve Facebook sayfamdan beni bulabilirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.